Ela Quality 4 Melek'ten herkese selamlar. Ben Ersin Tekin. Sizlerin tatil seçimlerinizi yaparken otel incelemenizi farklı bir bakış açısıyla gerçekçi, filtresiz ve samimi bir anlatımla incelemeniz için videolarımı paylaşmaya devam ediyorum. Bugün Ela Quality 4 Melek'teyim ve birazdan otelin videosunu sizlerle paylaşacağım. Siz de bu görüntüler eşliğinde değerlendirmenizi biraz daha farklı bir bakış açısıyla yaparak karar vermenize yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer Ela Quality 4 Melek'i beğenirseniz, rezervasyon yapmaya karar verirseniz ve bunun için de benim videomun sizlere katkı sağladığını düşünürseniz lütfen rezervasyon için aşağıda açıklama kısmında bıraktığım iletişim bilgilerinden bizlere ulaşınız. Bizler de tatilim olarak ETS Tur'un yetkili satış ajantesi olarak sizlerin rezervasyonunuzu gerçekleştirelim ve burada keyifli bir tatil yapmanıza vesile olalım istiyoruz. Sözü de çok daha fazla uzatmadan sizleri Ela Quality 4 Melek'in videosuyla baş başa bırakıyorum. Buyurun. Ela Quality 4 Melek videomuza Ela ve Elif'le beraber başlıyorum. Tabii ki güzel bir drone görüntüsüyle ilk aşamada tesisi tanıştıracağım, bir kuş bakışı görüntüyle ifade etmeye çalışacağım tesisin genel yapısını. Ve zannediyorum bu görüntüler size hem seyir keyfi veriyor hem de tesisi size ifade etmemde bana da kolaylık sağlıyor. Böyle bir güzel görüntüyle Ela Quality 4 Melek videomuza başlıyoruz. Tesis Antalya Belek bölgesinde, İskele mevkiinde ve burası havalimanına yaklaşık 35 km mesafede Antalya Havalimanı'na. Yani uçakla geldiğiniz zaman yaklaşık 30 dakikalık bir transferle otele ulaşma imkanına sahipsiniz. Toplam 583 odası var ve yine birbirinden farklı kategorilerde odalarla sizlerin beklentinize ve aile yapısına göre farklı seçenekler sunabiliyor. Şimdi bu noktadan tesisin hangi noktasında neler var, öne çıkan noktalarını şöyle bir özetleyeceğim. Sonra yürüyerek anlatımıma tesis içerisinden detaylı şekilde devam edeceğim. Drone görüntülerinde en çok dikkat çeken noktadan bir tanesi şu bölgede bulunan lake house'lar, göl evleri. Yani odalardan çıkıp direkt havuza girme imkanı sunan özel oda tipleri. Bunun yanı sıra hemen o tarafında daha özel villalarda, daha çok sayıda odası olan villalar mevcut. İki ana blok tesisin odalarının çoğunluğunu bünyesinde barındırıyor. Süperyorlar, delüksler, suitler ve dubleks aile odaları var. Şu yuvarlak bölüm tahmin edeceğiniz üzere lobi ve resepsiyon alanı. Tabii ki onun altında alışveriş mağazaları, dükkanlar, spa merkezi, fitness center ve ana restoran da bu bölgede bulunuyor. Ana restoranın terası şu öne çıkan bölüm ve çok da güzel bir dekoratif havuza sahip restoranın teras kısmı. İçinde rengarenk balıkların olduğu güzel bir havuz. Oraları da göstereceğim size yürüyüş yaparken. Yine bu bölümün hemen ön tarafında yavaş yavaş havuzlar bölümü başlıyor. Havuz birkaç bölümden oluşuyor aslında. Şuradaki bölüm mesela yarı olimpik ve biraz daha relax, daha böyle müziğin, animasyonun olmadığı, dinlenmek isteyen misafirin kullandığı bölüm. Onun ön tarafında hemen şu noktada aquapark bölümü, mini kulüp bölümü, arkasında şov sahnesi bir araya toplanmış durumda. Akşamları yemek sonrası dilerseniz buradaki çok özel şovları, özel görsel şovları izleyebilir. Onun ardından da hemen şu bölgede bulunan gündüzleri pool bar, akşamları ise canlı müzik programlarının sahnelendiği bölümü değerlendirebilirsiniz. Sahile doğru yaklaştığımızda sol üst tarafta tenis kortları ve onun önünde su sporları merkezi var. Yine videonun en sağ tarafında yine özel tip villalar mevcut. Çok oda sayılı ve daha özel konaklama isteyen misafirler için. Şöyle sahile biraz daha yaklaştığında ise gündüzleri çok keyifli zaman geçirebileceğiniz, çok lezzetli aperatifler ve keyifle içeceğiniz yumuşayan noktalar var. Bir tanesi Galata Beach Kulüp, hemen şu nokta. Diğeri ise La Sofa Snack Restoran ve La Sofa Bistro, şu bölümlerde bulunmakta. Buralarda ve mesela Galata Beach Kulüp'te 12 yaş üzeri yetişkin misafire yönelik canlı DJ performansı akşama kadar müzik yayını yapılıyor. La Sofa Bistro'da ise gayet keyifli dinlenme alanları var. Tesisin iskelesi tüm misafirlerin kullanımına açık ve ücretsiz olarak şezlong ve şemsiyeleri barındırıyor. Ortasında çok güzel bir bar var. Burayı da göstereceğim size. Burada deniz ise oldukça temiz ve sığ kumsaldan oluşuyor. Keyifle denize girebileceğiniz oldukça güzel bir nokta. Ve artık drone'la aldığımız bu görüntüleri bitiriyoruz ve aşağıya iniyoruz. Her zaman yaptığımız gibi lobi ve resepsiyon kısmından başlayarak Ela Quality Resort Belek videomuzu daha detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız, ifade etmeye çalışacağız ve tatil seçiminize katkı sunmaya gayret edeceğiz. Ve Ela Quality Resort Belek'e ilk adımlarımızı atıyoruz. Sizler geldiğinizde sizi karşılayacak ilk sahneleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayet güzel bir görüntü. İhtişamlı bir lobiye girdik. Kırmızı flamingo çiçekleri, soğuk limonatalar eşliğinde. Tabii ki önce ateşinizi ölçmesi gerekecek. Burada
Bir arkadaşımız sizi karşılıyor, hoş geldiniz diyor ve yönlendirmenizi yapıyor. Lobiye doğru, resepsiyona doğru ilk adımlarınızı atarak başlıyorsunuz ama ilk dikkatinizi çekecek olan şey bu avize. Cam üfleme sanatıyla yapılmış çok özel bir avize. Lobi alanı içerisinde birkaç nokta daha var bu cam üfleme sanatıyla yapılmış ışıklandırma bölümleri ama bu avize oldukça büyük bir ölçekte. Mutlaka dikkatinizi çekecektir. Resepsiyon alanı yine check-in check-out işlemlerinizi yaparken veya diğer resepsiyon işlemlerinizi yaparken kullanacağınız bölüm burası. Gayet temiz, çok da hoş bir kokuyla girdik içeriye. Otelle özdeş, böyle ferah, hoş bir koku. Altın rengine boyanmış sütunlar içeriği bayağı bir ihtişamlı hale getirmiş. Zaten çok aydınlık, ferah bir lobi. Oturma alanları var karşıda. Alt bölümde var, birazdan göstereceğim size. İki katlı bir lobi olarak düşünebilirsiniz burayı. Hatta şuradan hemen göstermeye çalışayım. Hem otele ilk geldiğinizde, hem ayrılış gününüzde, onun dışında böyle klimatize güzel bir alanda oturup dinlenmek, bir şeyler içmek istediğinizde bu alanları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok rahat oturma alanlarına, dinlenme alanlarına sahip. İster terasta, ister içeride klima çalışan serin bölümde dinlenebilir ve lobi keyfi yapabilirsiniz. Tabii ki bu keyfi yaparken de oldukça geniş konseptli bir lobi bar sizlere hizmet veriyor olacak. Tesisin Ulu Tarih Şehzade konsepti içerisinde birçok premium marka içecek tesisin bütün barlarında size sunulabiliyor. Bunlar içerisinde şişe biralar, Miller'lar, Beck'ler, Carlsberg'ler sunulabiliyor veya şu anda görüntüye giren marka içeceklerin tamamı konsepte dahil. Elbette sizler rezervasyon aşamasında bilgi olarak istediğinizde bunları size daha detaylı verebiliyoruz. Hani burada görüntülerde size ön bilgi anlamında sunuyoruz. Zaman zaman değişiklikler yapılabiliyor ama şu anda bu yıl için, bu sezon için burada gördüğünüz konseptteki içeceklerin tamamı dahil olarak, ultra her şey dahil konseptin içinde olarak misafirlere sunuluyor. Elbette sadece alkol içeceklerden örnek vermek çok doğru olmaz. Burada Schiller marka kahveler kullanılıyor. Çok özel çekirdeklerden, taze çekilmiş çekirdekten 3. nesil kahveler, latteler, cappuccinolar, espressolar misafirlere yine deneyimleme şansı veriyor. Yine bu cam üfleme sanatıyla yapılmış avizeleri lobi alanında göstererek gerçekten dikkat çektiği için ben böyle özellikle videoyu bu tarafa böyle yönlendiriyorum ama asıl göstermek istediğim başka özel bir nokta var. Çocuklar için çok özel bir nokta. El Aqualti Resort Belek tam bir aile tesisi ve çocuklarınıza geldiğinizde onlar için ayrı bir resepsiyon alanı var burada. Ve Teddy onları karşılayacak. Teddy otelin maskotu, mini kulübün maskotu. Çocuklarla gün içerisinde belli saatlerde beraber onlarla fotoğraf çektiren, oyunlar oynayan bir ayıcık Teddy. Ve resepsiyon itibaren Teddy'nin ayak izleri sizleri karşılıyor. Bu ayak izleri dilerseniz sizi ve çocuklarınızı mini kulübe kadar götürüyor. Yani tesis içerisinde sizi mini kulübe yönlendiren ve size kılavuzluk eden Teddy'nin ayak izleri var. Dedikten sonra ve Teddy'den bahsettikten sonra artık her zaman yaptığımız gibi lobi alanındayken örnek odaları gezmeye başlayacağız. Buradan asansöre geçiyoruz ve ilk örnek odamızla El Aqualti Resort Otel'in odalarını keşfetmeye ve sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Ve El Aqualti Resort Belek. İlk odamızı, ilk örnek odamızı gezmek üzere giriş yaptım. Burası Superior Garden View, yani bahçe manzaralı standart oda. Bizim fiyat sitelerimizde en uygun fiyatla sunulan El Aqualti odası burası. Uygun fiyatlı diyorum çünkü listeye baktığımızda birçok oda tipini size sunma şansımız olacak. El Aqualti'de tek tek hepsini gezdirmeye çalışacağım bu videoda. Ama tabii en uygun fiyattan başlayacağım. Bu uygun fiyattan kastım da aslında konfor olarak veya donanım olarak hiçbir eksiği yok. Gayet geniş bir oda. Ortalama 35 ila 40 metrekarelik bir oda burası. Ve iki çocuklu bir ailenin rahatlıkla konaklayabileceği, ek yatak atarak iki çocuklu bir ailenin rahatlıkla konaklayabileceği bir büyüklüğe sahip. Hemen banyoya bir göz atalım. Gayet güzel kaliteli malzemelerle donatılmış. Makyaj aynamız. Diğer kullanım malzemeleri. Kirli sepetine kadar var burada. Gayet güzel düşünülmüş. Küvetli bir banyo. Tertemiz havlular. Buklet malzemeleri Rebul marka. Gayet güzel. Şampuanlar, bakım kremleri, sabunlar. Hemen dışarı çıkıyorum. Karşımda bir dolap var. Buraya da bakalım.
Ücretsiz olarak değerli eşyalarınızı koyabileceğiniz kasa mevcut. Burayı açtığımızda bornozlarımız tüm odalarda standart olarak bizi bekliyor olacak. Tabii ki terliklerimiz var burada. Dilerseniz yastık ve çarşaf, özür dilerim, pike kullanmak isterseniz tekrar alabiliyorsunuz. İçeri giriyorum. Tekrar. Normalde yatakların üzerinde biliyorsunuz, ben tam ismini bilemiyorum, böyle hani dekor olsun diye konulan şeyler vardır ya. Şimdi pandemi sebebiyle onlar kullanılmıyor El Akuati'de. Çünkü şu anda gördüğümüz yatak malzemesinin tamamı yıkanarak, dezenfekte edilerek tekrar kullanılıyor. Ama bazı otellerde o üste konulan süs malzemeleri tekrar kullanıldığı için pandemi döneminde bunları kaldırmışlar. O yüzden yatak doğal haliyle tertemiz bir halde görünüyor. Şöyle yavaş yavaş dönerek odanın tüm detaylarını göstermeye çalışıyorum size. Burada çay kahve ikramı setup bölümü. İsterseniz yine minibarı da görmeden geçmeyelim. Oh, evet, gayet güzel. Gayet konsepti geniş bir minibar. Şöyle ki süt çeşitleriyle başlayalım. Soda, su, gofretler var, cips var, bira var, meşrubatlar var. Ve bunlar günlük olarak kullandığın yerine yenisi konuluyor. Süperyor bahçe manzaralı dediğimizde ne anlıyoruz? Yani bahçeye çıkarsak ne göreceğiz? İsterseniz bakalım. Oldukça geniş bir balkona çıkıyoruz. Ve işte El Akuati'de Garden View olarak bir oda aldığınızda sizi bekleyen orman manzarası. Gayet güzel böyle bir doğal manzarayı görebilirsiniz balkonunuzda keyif yaparken. Tekrar odaya giriş yapıyorum. Standart odayı ana hatlarıyla özetlemiş olduğumu zannediyorum. Şimdi diğer oda tiplerini videoya eklemeye çalışacağım. Çok fazla oda seçeneği var. Elimden geldiği kadar El Akuati'de oda seçeneklerinizi sizlere göstermeye çalışacağım. El Akuati Resort Belek'te çok özel bir oda tipi göstermek istiyorum size. Premier Suite odaya giriş yapıyorum. Aynı zamanda deniz manzaralı bir oda burası. Gerçekten hem dekorasyonuyla hem de bu odaya sunulan ekstra hizmetleriyle çok farklı bir oda. Şimdi sol tarafta bir tane banyomuz var. Her zaman işte diğer klasik odalarda olduğu gibi kapıdan girişte sol tarafta bir banyo bizi bekliyor. Burada kullanılan ürünler L'Occitane marka. Tamamen doğal bitki özlerinden vesaire yapılan vücut losyonları, şampuanlar vesaire burada sunuluyor. Tabii ki onun dışında diş seti, tıraş seti vesaire gibi hizmetler var. Asıl göstermek istediğim yerlere böyle heyecanla yavaş yavaş ilerliyorum. İsterseniz dolaplara da bakalım gelmişken. Hani ilk giriş kısmında ne var mı yok. Burada bir bornozumuz var. Bu tarafı da açalım. Burada kasamız var. Dedik. Ve yürümeye devam ediyorum. Şimdi suite odanın, Premier Suite'in ilk bölümünde bir oturma grubu var. Çok şık, çok kaliteli, çok keyifli bir oturma grubu. Ve burada çay kahve setup bölümü, televizyon ve bir de balkon var. Tabii ki deniz manzaralı. Ama odayı gezmeye daha yeni başladık. Ben detaylıca göstermeye çalışıyorum size. Buradayken minibara da bakalım isterseniz. Minibar yine bizim standart odamızdaki minibar konseptiyle aynı. Soft içecekler, bira, çerez, cips günlük olarak sunuluyor. Ve şimdi üst kata çıkıyorum. Premier Suite deniz manzaralı odanın artık üst katındayız. Şimdi odanın asıl özelliği bence burada başlıyor. Bir makyaj masası. Geniş, kocaman bir oda. Bu odanın toplam metrekaresi 85. Çok kullanışlı bir oda. Yine burada dolaplar var. Ve bir de banyo var. Yani ikinci banyoyu gördük şimdi. İlk girişte bir standart banyo vardı. Şimdi ise daha özel bir banyo bizi karşıladı. Çift lavabolu. Dekoru biraz daha ne diyelim, daha detaylı. Burada fön makinesi var. Yine L'Occitane marka kullanım ürünleri var. Dönüyorum. Hem duşa kabin, daha doğrusu hem duşlu, hem küvetli, hem de jacuzzili. Masaj jacuzzili bir banyo var. Oldukça da geniş. Ve burası aynı zamanda jacuzzili.
Tekrar çıkıyorum. Hala final kısmına gelmedim söyleyeyim. En güzel kısım hala bizi bekliyor. Banyoları da bitirdik. Burada da dolaplar var. Tabii ki aşağıda bir bornoz vardı. Burada iki bornoz daha var. Terlikler mevcut. Buralarda artık buraları geçiyorum. Kasa aşağıdaydı çünkü. Ve Premier deniz manzaralı suite'in yatak bölümüne geldim. Böyle krallara, kraliçelere layık bir yatak dekoru. Tül perdeyle dekore edilmiş oldukça büyük king size bir yatak. Yastık menüsüyle beraber. Gerçekten özel bir oda. Şöyle bir de buradan göstereceğim ve birazdan final yapacağım. Odanın iç kısmı ve şimdi geldik asıl finale. Bakın nasıl güzel bir manzara var burada. Eğer Premier Suite odada kalıyorsanız ayrıcalıklarınız bir girdiğinizde oturma bölümü olması, dubleks bir oda, üst kata çıktığınızda gayet konforlu bir yatak odası bölümü, ikinci banyo, jacuzzili banyo ve çok güzel bir terasa çıkıyorsunuz. Bu terasta da bir jacuzziniz var şurada. Bunun yanı sıra bu otelde kalan misafirler için çok farklı hizmetler de var. Yani minimum 4 gece ve üzeri kalan misafirler bir kere havalimanından ücretsiz olarak karşılanıyorlar. Tabii tatilleri bittiğinde tekrar bırakılmak üzere. Otele geldiklerinde resepsiyonda değil, onları karşılayan bir asistanla hızlı check-in yapıyorlar ve direkt odalarını alıyorlar. Ve odada onlara meyve sepeti, çikolata ve çerez tatlı ikramıyla, şarap ikramıyla bir setup hazırlanıyor. Odaları günde 2 defa temizleniyor. Yani turn down dediğimiz 2 defa temizlik hizmeti veriliyor. Bunun dışında yine burada kalan misafirlere alakart restoranlarda Uzak Doğu, Japon mutfağı hariç tüm alakartlar ücretsiz şekilde rezervasyon yapılıyor ve alakartlarda da ücretsiz ağırlanıyorlar gibi hizmetler var. Premier Suite odada kalan misafirler için gayet özel bir oda. Aynı şekilde hizmeti de özel. Ela Quality Resort Belek'te yine oda seçeneklerini sizlerin değerlendirebileceğiniz şekilde sunmaya, anlatmaya, göstermeye devam ediyorum. Şimdi girdiğimiz oda dubleks bir aile odası. Ortalama 65 metrekarelik. Alt katta 2 yatak, üst tarafta da bir başka yatak odası olan bir odaya giriş yaptık. Şimdi burada neler var? Beraber görelim. Yine diğer odalarda olduğu gibi standartta ve suite'de de aynı şekildeydi. Sol tarafımızda bir banyo var. Banyoların ilk girişteki standartları hep aynı gördüğüm kadarıyla. Bir dakika, rüzgar esti. Hemen şimdi kapatıyorum. Dubleks aile odası banyosu. Yine standartta olduğu gibi Rebul marka setuplar. Küvetli banyo. Gayet temiz, gayet bakımlı, gayet düzgün ve rahat kullanımlı bence. Banyodan çıktım, yavaş yavaş odaya doğru ilerliyorum ve ilk aşamada 2 ayrı yataklı bir bölüm beni karşılıyor. Yani 2 çocuklu bir aile, hatta 3 çocuklu bir ailenin şu bölümde yatak olduğunu düşündüğümüzde rahatlıkla kullanabileceği bir oda tipi. Tabii ki üst katta da ebeveyn odası var. Şimdi oraya da çıkacağım. Dubleks aile odası geziyoruz. Ela Quality Resort Belek'te ve deniz manzaralı bir aile odası burası. Şöyle manzarayı da kısaca göstereyim size. Hem yemyeşil orman manzarası hem de havuz ve deniz manzarası var bu oda için. Tabii manzaralar odalarda farklılık gösterebilir. Binada farklı konumlanmış olabilirler. Ben bunu örnek olarak sizle paylaştım. Şimdi çocukların odasının olduğu bölümden yukarıya çıkıyorum. Ebeveyn odasının olduğu bölüme çıkıyorum. Evet. Burada bir büyük yatak var. Yukarıdan aşağının manzarası. Çocuklar kontrol altında. Yine burada televizyon vesaire ve asıl önemli bölüm burada ikinci bir banyo var. Yani eğer family dubleks oda alırsanız 2 ayrı banyo, ebeveyn ve çocuklara ayrı ayrı sunulmuş. Yine aynı konseptte. Çok daha detaylı göstermeye gerek yok zannediyorum. Aynı çünkü. Burada misafirleri bekliyor. Hemen burada bir dolap var. Yine içinde bornozlar mevcut. Terlikler mevcut. Biraz gürültü yaptım. Kusura bakmayın. Ve şimdi aile odası. Görüntülerimizi tamamlamış olduk. Diğer odaya doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Şurayı kapatalım. Ve çıkalım.
Minibara tekrar gösterme gerek var mı bilmiyorum. Hadi adet yerini bulsun. Family Duplex aile odası da diğer odalarda olduğu gibi yine biramız, çerezimiz, gofretimiz, sütlerimiz ve meşrubatlarımız, sodamız mevcut diyelim. Bunu da aynı zamanda tüm odalarda şöyle bir yastık menüsü var. Burada yastık menüsü nedir onu da göstereyim size. Bakın isterseniz buradan seçebiliyorsunuz. Kuş tüyü, lateks, pamuk, yün, buna benzer diğer seçenekler var. Ve resepsiyondan talep edebiliyorsunuz. Rahatlığınıza, keyfinize göre yastık seçebiliyorsunuz. Bütün odalarda bu yastık menüsü mevcut. Devam ediyorum. Evet, Ela Quality Resort Belek'te bir başka oda tipi. Bu defa ilk gezdiğimiz standart odanın biraz daha genişi. Aslında aynı konseptte yine süperyor oda ama delik süperyor diye geçiyor bu defa. Tek farkı metrekare olarak biraz daha geniş olması. Delik Superior Sea View, deniz manzaralı. Bazen takılıyorum yorgunluktan, kusura bakmayın. Girdiğimizde yine hemen girişte banyo. Banyoların hepsi standart. Burada biraz daha geniş. Böyle çok az bir fark var. Genel olarak aynı. Çok detaylı göstermeyeceğim artık. Çünkü birebir neredeyse aynı banyolar. Ve suite'ler dışında setup da aynı. Dolaptaki bornoz, kasa vesaire onlar da aynı. Göstermiyorum onları tek tek. Ben odanın içiyle ilgili biraz daha detay vermek istiyorum. Bahsettiğim gibi burası da yine iki yetişkin, iki ilave ama çocuklar küçükse burada ek yatak atılarak olabilir. Bir tane çok rahat, güzel bir kanepemiz var burada. Yine minibar, televizyon, ayna bölümü, çay kahve setup bölümü. Minibarı açmayacağım, aynı. Şöyle biraz geniş açı yaparak bir de bu açıdan paylaşmak istiyorum. Deniz manzaralı delik süperyor oda. Ela Quality Resort Belek'teyiz. Ve fiyat listelerimizde ikinci basamakta olan en uygunu süperyor odalardı. Burası süperyor delik olarak ikinci basamaktaki oda. Bir üst kategori oda olarak misafirlere sunuluyor. Deniz manzarasından kastımız nedir? Onu da görelim. Açalım perdemizi. Hiç beceremediğim şey ama becerdim. Şuradan bu sefer de kapıyı açamadım. Evet. İşte bu da deniz manzaramız. Balkonlar son derece geniş. Bu da bizim Ela Quality Resort deniz manzaralı bir odamızın 3 aşağı 5 yukarı deniz manzaralı manzarası bu. Dediğim gibi tekrar odaların konumuna göre manzaralar farklılaşabilir. Ama genel konsept bu şekilde. Havuzdaki yüzen abi de yani ben görürken yüzmese iyiydi. Bazen gerçekten insanı çok canı çekiyor. Bakalım bugün fırsat bulursam öğleden sonra ben de biraz acısını çıkarmaya çalışacağım. Evet, tekrar dönüşe geçiyorum ve delik süperyor olayı da sizlerle paylaşmış oldum. Şurayı kapatıyorum. Hop, kapandı. Perdeyi de kapatıyorum ve bir başka oda tipini göstermek üzere devam ediyorum. Ela Quality Resort'te size çok sayıda oda seçeneği sunuluyor. Bu aslında sizin aile yapınızda farklı seçenekler sunulması açısından da çok da iyi bir şey. Herkes istediği tipte oda seçebilir. Ela Quality'de birazdan göl evlerine gideceğiz. Önünde havuz olan odaları göreceğiz. Önünde kendi farklı özel konumları olan odaları göreceğiz. Bir de şöyle otelin ana binadaki koridorlarını size göstermiş olayım. Her yer camla çevrilmiş. Gayet aydınlık. Hani karanlık böyle basık bir durum söz konusu değil. Bu da kısa bir ek bilgi olarak videoya eklenmiş olsun. Ela Quality Resort Belek'te çok çeşitli tipte odalar var demiştik. Çok özel odalar var demiştik. Şimdi geldiğimiz nokta Lake House'ların, göl evlerinin bulunduğu noktadayız. Hemen ana binanın çok yakınında, yani yürüyerek 1 dakikalık mesafeyle Lake House'lara geldik. Buranın odaların içindeki dekorlarını ve özelliklerini göstermeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Odaların her blokta 8 tane oda var. Öne bakanlar, üst katta olanlar, alt katta olanlar, bir de arka tarafta bahçeye bakanlar var. Yani siz rezervasyon aşamasında yine arkadaşlarımızdan isterseniz şu önde şezlongu olan odalardan, isterseniz üst kattaki odalardan, isterseniz de arka tarafta bahçeye bakan odalardan seçebilirsiniz. Tabii ki bunların fiyatları da farklılık gösteriyor. Bu bölümde kalan misafirler biraz daha izole, biraz daha kendilerine özel alanları kullanmış oluyorlar. Yine bu alanda kalan misafirler için bir
sinek restoran var. Akşam saatlerine kadar gün boyunca misafirlere alakart olarak sinek menüler sunuyor. Birazdan orada o menülerden örnekler anlatacağım. Odaları gezdikten sonra akşamları da alakart restoranlardan birkaç tanesi burada. Onları da birazdan söyleyeceğim. Yani bu bölge biraz daha dediğim gibi izole, biraz daha keyifli. Alt katta kalan misafirlerin iskelelerden direkt havuza girebileceği, üst katta kalanların biraz daha böyle havuz manzarasıyla, palmiye manzarasıyla keyifli bir ortamda dinlenebileceği bir bölüm. Şimdi isterseniz odaların içlerine görelim beraber. Ela Quality Resort Belek'te özel oda tiplerini gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Lake House'lar bölümündeyiz ve ilk örnekle başlamak istiyorum. İkinci kata çıktım. Az önce bahsetmiştim. Burada bloklar ikişer katlı. Alt kattakiler havuza girişli. Swim Up diye isimlendiriyor. Birazdan göreceğiz onları. Ben şimdi ikinci kattayım. İkinci katta iki farklı oda var. Sol tarafa girersem havuz manzaralı odaları, sağ tarafa girersem bahçe manzaralı odaları ifade ediyor. Her birisi bunların farklı odaları. Bakın 3036 numaralı bahçe manzaralı göl evi. 335 numaralı, 3035 numaralı odada göl manzaralı, havuz manzaralı Lake House'a geçiyor. Şimdi önce havuz manzaralıyı görelim isterseniz. Bu odalar aynı zamanda girmeden bir daha geri geleyim. Eğer aile olarak geldiyseniz ve connect bir oda, family oda istediyseniz bu bölümü, iki odayı birden alabiliyorsunuz. Dolayısıyla iki farklı odayı birleştirmiş ve aile odası olarak kullanabiliyor hale geliyorsunuz. Şimdi göl manzaralı odaya giriyorum ve görüntüleri sizlere ulaştırmaya başlıyorum. Girdiğimizde hemen önce banyo bölümü. Yine ana binadaki standart banyolara benzer dekorda, hatta aynı dekorda. Banyolar hep aynı. Odalardaki standart banyolar hep aynı. O yüzden fazla burayı zaman geçirmeyeceğim. Tekrar odanın içine doğru dönüyorum. Ve bu odanın esas özelliği, minibar konseptimiz de aynı. Açmıyorum tekrar size zaman kaybettirmemek için. Ve balkona yönelerek bu odanın esas özelliği olan havuz manzarası bölümüne çıkıyorum. Çok güzel begonvilli bir balkona çıktık. Çok seviyorum begonvilleri. Burada da karşıma çıktılar. Mavi ile beyazla begonvil acayip güzel görünüyor. Şimdi Lake House'ın ikinci katındayız. Ve havuz manzaralı bir odaya odanın görüntülerini sunmaya devam ediyoruz. Birazdan da alt kattaki şu şeye çıkacağız. Swim Up odaları göreceğiz. Buradan da şöyle bir görüntü vereyim. Karşımızda pavilyonlar var. Bunlar ücretsiz, tüm misafirler kullanabiliyor. Şezlonglu, şemsiyeli misafirleri bekliyor. Herhangi bir ekstra ücret ödemeden Lake House'lar bölümündeki pavilyonları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Palmiyelerin altında hamaklar var, muz ağaçlarıyla falan. Böyle güzel, keyifli bir atmosfer burası. İzole bir bölüm. Şimdi hemen isterseniz bahçe manzaralı bölümü de görelim. Bahçe manzaralı bölümü de görelim. İkinci odaya geçiyorum. Eğer çocuklu olarak geldiyseniz çocukların kalacağı bölüme girdim. İkinci bir oda burası. Tüm özellikleriyle, banyosuyla, balkonuyla, yataklarıyla aynı özellikte bir standart oda. Buranın da balkonu, şöyle geldiğimizde Lake House'larında kendine ait bir balkonu var ve balkonları bahçe tarafını görüyor. Şöyle takıldım pencereye, perdeye daha doğrusu. Evet, bu da Lake House'ların, şöyle biraz daha yine geniş açıyla eklemek gerekirse, bahçe tarafı odaları. Şimdi bir de Swim Up'la görelim isterseniz bu odaların alt katlarını. Beraber devam ediyorum. Şimdi oteldeki en özel ve en güzel odalardan birisine giriyoruz. Ela Quality Resort'te Lake House'larda zemin kat Swim Up odaya giriş yaptık. Artık banyo, dolap, minibar vesaire göstermeyeceğim size. Bu odanın özelliği işte burası. Yavaş yavaş çıkayım değil mi? Eğer Ela Quality'de Swim Up bir oda aldıysanız size özel böyle bir teras alanınız, önünüzde çok güzel masmavi palmiyeler altında bir havuzunuz, çok da dekoratif, çok güzel bir görüntü, sessiz, sakin, görüntü müthiş, size özel alanlar, şemsiyeniz var. Buradan tekrar ifade edeyim, eğer Swim Up değil de havuz manzaralı bir oda alırsanız, bakın üst katta kalıyorsunuz, içeriden merdivenle çıkıyorsunuz, orası ayrı bir oda, orası ayrı bir oda, burası Swim Up Lake House dediğimiz direkt havuza girişli oda tipimiz. Çok keyifli. Yukarıda da kalsanız, aşağıda kalsanız hakikaten
keyif verecek bir alan sizleri bekliyor olacak. El Aqualtı Resort'te. Ve bu bölümde akşamları İtalyan alakartı olarak hizmet veren La Perla restoran var. Gündüzleri de burası villalarda kalan, lake house'da kalan misafirlere sinek restoran olarak hizmet veriyor. Kolay gelsin arkadaşlar, merhaba. Lake House'un olduğu bölümde 3 tane alakart var. İtalyan alakart, az önce yanından geçtim. Şu karşıdaki masanın olduğu yer. Akşamları servis atılınca çok daha güzel bir görüntü oluyor demiştim. Hemen üst katlarda ise Fransız ve Meksika alakartları var. Yine rezervasyonlu ve ücretli olarak misafire hizmet veren alakart bölümleri. Bunun dışında 2 tane çok iddialı alakartı var tesisin. Bunlar bir tanesi Güney Amerika, bir tanesi de Taverna, Galata Taverna. Biraz onları da göstereceğim size. Onlar sahil bölümündeler ve ben de sahile doğru yürüyorum. Yemyeşil bir bahçe zaten. El Aqualtı genel anlamda bahçe düzeni olarak, peyzaj olarak çok hoş görüntüler sunuyor bize. Bakın hem zeytin ağaçları hem de genel bahçe peyzajı çok keyifli, çok güzel bir görüntü eşliğinde tatil yapma imkanı veriyor. Biz de bu bahçede yürüyoruz şu anda sahile doğru. Lake House'ları uzaktan da gösterelim bir daha. Şimdi burada yürüyüşüm sırasında çok ilginç bir dekorla karşılaştım. Aslında bu bir ağaç fosili. Endonezya yağmur ormanlarında yıkılmış, çürümüş ve fosil haline gelmiş bir ağaç bu. 300 yıllık bir görüntüyle şu anda karşı karşıyayız. Enteresan, ilginç bir görüntü. El Aqualtı Resort Belek bahçesinde böyle sergileniyor ve biz de yürüyüşümüze devam ediyoruz. El Aqualtı Resort Belek'te Lake House'lar göleleri bölümünden çıktık. Sahile doğru ilerliyoruz. Ama yemyeşil çok güzel bir bahçede ilerlerken güzel aktivite alanları, dinlenme alanları, hamaklar ve burada ilginç bir nokta göstereceğim size. Çıplak ayak yolu. Duydunuz mu hiç? Ayakkabılarınızı çıkartın. Taş, kum, tahta gibi farklı yüzeylerin duyularınızı nasıl harekete geçirin farkına varın diyor. Burada ayak tabanının çeşitli yüzeyler üzerinde çalıştırmak ve kan dolaşımını hızlandırmak için, sizi rahatlatmak için, enerjinizi burada boşaltmanız için bir çıplak ayak yürüyüş yolu yapılmış. Önce taşlara basarak yürüyorsunuz. Daha sonra daha farklı desenli taşlar çıkıyor. Sonra ağaç parçaları. Sonra toprak, çim karışımı bir alan. Sonra yuvarlak taşlar çıkıyor. Ve en sevdiğim bölüm burası. Sonra yine ayaklarınızı tam harekete geçiren böyle küçük çakıl taşları. Hissettiğiniz, gerçekten bastığınızda böyle hafif gıdıklama hissi veren. Sonra tekrar ağaç parçaları var. Ve son olarak iri taşlar size bir ayak masajı izlenimiyle rahatlatmış oluyor. Bu arada ana restoranın hemen yan tarafındayız. Daha çok güzel bir alan. Şurada da orayı da göstereceğim size. Böyle tesisin tam ortasında gizli kalmış, kimsenin bilmediği bir nokta var. Şuradan hop, atlayarak geçtim. Bakın burası yoga alanı olarak geçiyor. Otelin tam orta noktasında böyle sacred kafa dinlemek için buraya kaçabilirsiniz. Hemen ana blokların ön tarafındayız.
Aslında her yere çok yakın bir nokta. Ama kimsenin sanki bilmediği ıssız bir yerde gibisiniz. Tamam, yürüyüşüme devam ediyorum. Çıplak ayak yürüyüş yolu ve yoga alanı gördük. Hemen şu önümüzdeki bölümdeydi ve yürüyüşüm devam ediyor. Artık yavaş yavaş havuzlara ve sahile yaklaşıyoruz. Havuzlara ve sahile yaklaşıyorsak ne olması lazım? Burada bir havlu deski olması lazım. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsın? Sağ ol. Sende havlu var mı? Var tabii. Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin. Burada havlularınızı alıyorsunuz ve şemsiyeler göründüyse havuz da görünmüştür değil mi? Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ve akşam. Ve şimdi havuzlar bölgesindeyiz. El Aqualti Resort Belek'te birbirinden farklı büyüklükte, farklı noktalarda 10 ayrı havuz var. Bu havuzlar bu kadar fazla sayıda ve ayrı noktada olunca herhangi bir yoğunluk oluşmadan misafirlerin rahat rahat havuz keyfi yapmaları sağlanıyor. Yine hemen şu üst taraftaki havuzda daha çok yetişkin misafirlerin kullandığı, biraz daha relax, biraz daha sakin diyebileceğiniz bir havuz bölgesi. Aynı zamanda yarı olimpik bir havuz burası. Burayı da göstermek istiyorum size. Yine diğer havuzların yanından geçerken bol bol görüntü alarak sizlerle paylaşacağım. Gayet güzel, gayet büyük bir havuz. Bir de bu tarafta ikinci havuz. Ve birazdan aquaparklara doğru ve çocuk havuzlarına doğru giderek onları da göstereceğim size. Şimdi havuzların hemen yanında pool var. Pool var. Sabah saat 10'da açılıyor. Gece saat 24'e kadar misafirlere hizmet veriyor. Yine Ultra Şeda konsepti çerçevesinde misafirlerin içeceklerini alabilecekleri bölüm burası. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Havuz başında keyif yaparken size siparişle patenli arkadaşlarımız sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Tekrar merhaba. Nedim'le Onur. Yani siz eğer güneşleniyorsanız, havuz kenarındaysanız kalkıp gelip bir şey almanıza gerek yok. Arkadaşlarımız zaten maşallah arı gibi çalışıyorlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. Tamam. Görüşmek üzere. Bu arada bu bölümde de yine premium içecekler El Aqualti Resort Belek konseptine dair içecekler sunuluyor. Yine marka aromalı kahveler ve marka biralar, marka alkolü içecekler, isterseniz de alkolsüz kokteyller burada sizlere sunuluyor. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu arada devam etmiyoruz. Buradan bahsetmek istiyorum. Şimdi hemen pool barın ön tarafındaki bu oturma gruplarının olduğu bölüm akşamları canlı müzik sahnesinin ön tarafı. Şöyle dönerek göstereyim. Büyük havuzun hemen arkasında bir canlı müzik sahnesi var. Her gün akşam burada canlı performans, canlı müzik sahneleniyor ve misafirler yine içeceklerini yudumlarken burada keyifle dinlenebiliyorlar. Bakın bir bölüm havuzda şu arka tarafta. Burası biraz daha hareketli, çocuklu ailelerin tercih ettiği bölüm burası. Çünkü hemen arkasında mini kaydıraklı bir havuz var. Havuzlardan bol bol görüntü paylaşayım sizde. Bu tül perdeli olan bölümler ücretli alanlar değil, pavilyon değil bunlar. Sadece dekor amaçlı yapılmış ve altında şezlonglar var. Sabah gelen misafirler eğer boşsa bunları kullanabiliyorlar. Sadece dekor amaçlı kullanılıyor bu şekilde. Şurada da var bir tane. Ve şimdi aquapark havuzundayız. Burası da El Aqualti Resort Belek'in çocukların vazgeçemediği kaydıraklı havuzlar bölgesi. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaydırak var birbirinden farklı büyüklüklerde.
Bir de küçük çocuklar için daha küçük kaydıraklı ve üstü gölgelikli bir alan var. Daha çok bebeği olan misafirler bu alanı tercih ediyorlar. Şimdi size Teddy'nin ayak izlerinden resepsiyonda bahsetmiştim. Bakın ayak izleri resepsiyondan başlıyor. Bahçeden dolaşarak nereye geliyor? Everland Q City'ye, yani çocuk cennetine, mini kulübe geliyor. Şimdi bakalım mini kulüpte neler varmış. Bir giriş yapalım ve kısaca burayı size özetlemeye çalışayım. Akşamları disko varmış, çocuk diskosu. Saat 20.30'da. 21'de gösteri var. Peki şöyle bir giriş yapalım. Böyle güzel şirin bir alana girdik. Şimdi bunun bir özelliği var. Çocuklarla buraya geldiğiniz zaman onları önce kaydediyorsun. Yani çocukların mini kulüpte bulunma aşaması kayıtlı olarak gerçekleşiyor ve sizin vereceğiniz nota göre çocuklara kırmızı, mavi veya yeşil isimlik şey takılıyor, askı takılıyor. Bunların özelliği şu: kırmızı eğer isimlik takılırsa, kırmızı isimlik takılırsa çocuklar kesinlikle dışarı çıkamazlar, ailesinin onayı olmadan buradan adım atamazlar anlamına geliyor. Mavi olan etiketler yine dışarı çıkamıyorlar. Yine misafirlerin ebeveynlerine mutlaka izin olması lazım ama mavilerde alerji olma ihtimali olan yiyecekler yazılmış. Yani mesela buradaki çocuğa dondurma verilmemesi lazım. Mesela şu çocuğa sadece su verilebiliyor. Veya yani anne babanın izni olmadan hiçbir yiyecek maddesi çocuğa verilmiyor. Yeşil olanlar ise serbest olanlar. Özellikle belli bir yaşın üzerinde 10 yaş ve üzeri çocukların kullanabildiği, kendi başlarına girip çıkabilecekleri etiketi temsil ediyor. Şimdi yavaş yavaş içeriye ilerleyelim, bakalım neler varmış. Tabii ki farklı yaş gruplarına göre farklı aktiviteler var. Burada 4 yaştan 12 yaşa kadar çocuklar farklı aktivitelerle zaman geçirmeleri sağlanıyor. 12 yaşından sonrası için bir teenage kulüp var. Tabii ki kendi içerisinde yine farklı farklı aktivite odaları var, oyun odaları var ve çok da şık bir çocuk restoranı var. Benim gördüğüm en keyifli, en güzel çocuk restoranlarından bir tanesi burası. Mini kulüp içerisinde klimatize güzel bir alan, rengarenk masalar ve çok da keyifli büfe var. İşte bu da bizim Teddy. Teddy günün belli saatlerinde kostümüyle canlı şekilde çocukların içerisinde çıkıyor ve onlarla oynuyor, fotoğraf çektiriyor. Büfenin görüntülerini paylaşıyorum size. Çocuk büfesinin, öğle büfesinin görüntüleri. Yine onların çok sevdiği makarnalar, köfteler, börekler, patates püresi, pilav. Burada çorbalar var. Kolay gelsin arkadaşlar. Burada salataları var. Evet, şöyle döndüm tekrar. Bakın şurada çocuk mamaları var. Eğer ihtiyaç duyarsanız. Yine burada mama hazırlamak isterseniz mama, biberon, ısıtıcılar vesaire burada hazır bulunuyor. Bunları yine konsepte dahil olarak kullanabiliyorsunuz veya talep edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hazırlıyorlar çocuklarınız için. Mesela bu oda sadece minik bebekler için, 1 yaş, 2 yaş diyebileceğimiz yumuşak zeminli böyle güzel bir oyun alanı. Şurada bir aktivite odası var. Burası daha çok boyamalar, kağıt katlamalar vesaire, böyle el becerisini artıracak oyunların yapıldığı yer. Şimdi bahçeye çıkalım. Bir şov sahnesi her gün akşam burada çocuklar için. Hem mini kulüp hem de şov sergileniyor. Burası da şov sahnesinin amfiteyatro bölümü. Şurada hemen üstü kapalı gölge içerisinde gayet güzel bir çocuk parkı var. Kum zeminli. Burada bir dinozor iskeleti var. Çocuklar burada kumda kazı yaparak dinozorun kemiklerini bulabiliyorlar. Burada birçok yerde gömülü küçük kemik parçaları var. Onlar için farklı bir aktivite. Bu çocuk parkını biraz detaylı göstermek istiyorum size. Şöyle ilerleyeceğim. Hem salıncaklar, kaydıraklar, tahterevalli falan var. Hem de böyle biraz daha aktivite içeren, daha survivor tarzı aktiviteler de var bu bölümde. Güzel donanımlı bir çocuk parkı. Şimdi Ela Kuatri 4 Belek'te bu bölümlerin dışında esas size göstermek istediğim daha nitelikli bir bölüm daha var çocuklar için. Şimdi oraya doğru yürüyorum.
Şimdi gireceğimiz bölüm aslında küçük bir kasaba. Burada çocukların kendilerini bir yaşam alanında hissederek günlük hayatın içerisinde işte bankasıyla, dondurma fabrikasıyla, itfaiyesiyle, moda ve kıyafetlerin satıldığı, tasarlandığı bölümüyle, diş hekimi kliniğiyle veya hastanesiyle ya da sinemasıyla burası tam bir yaşam alanı merkezi. Burada çocukların kendilerini bu ortamlarda hissetmesini sağlamak için özel kostümler de sunuluyor ve burada bu deneyimleri yaşamaları sağlanıyor. Şimdi bunlardan da örnek göstereceğim size. Şöyle bir kısaca bir göz atalım. Bakabiliriz değil mi buraya? Mesela burası küçük bir banka. Burada bir tarafta çocuklar görevli olurken diğer tarafta işte bankadan para çeken veya para yatıran çocuklar rol üstleniyorlar. Tabii ki eğitmenler eşliğinde hani onlara bu rolü anlatıyorlar önce ve beraber oynayabiliyorlar. Mesela burası bir dondurma atölyesi. Burada gerçekten dondurma yapılıyor. Bu gördüğümüz turuncu makina gerçekten dondurma imal eden bir makina. Hatta bunu kısaca bir gösterelim size. Tamam. Tamam. Sırayla bütün üniteleri çalıştırdık ve başlattık. Burada külahtan dondurmalar yerleştiriliyor. Gayet teknolojik bir şekilde çikolataları ve en son burada paketleniyorlar. Ve açalım, ters taraftan açıyoruz. Buradan da dondurmalarını alıyorlar çocuklar. Nasıl? Yine konsept içerisinde, buradaki eğitmenler eşliğinde gayet güzel bir atölye burası da. Bakın burada dondurma imalatı yapan çocukların giydiği kıyafetler var. Bunlar her kullanımdan sonra dezenfeksiyona gönderiliyor. Kesinlikle ikinci defa giydirilmiyor başka bir çocuğa. Bir itfaiye aracımız var. Bu itfaiye aracı ne yapıyor? Gidiyor mu yangına falan? Gitmiyor. Yangına, diğer sinema yangına sanırım. Oo, evet. Bakın burada yangın çıkıyor. Çocuklar koşuyorlar. Ve sinemadaki yangını söndürüyorlar. Evet. Gayet güzel, eğlenceli. Burada bir diş hekimi muayenehanesi var. Yine çocuklar burada diş hekimi rolü, görevi üstleniyorlar ve bir diş hekimi olma hissiyatıyla onlara aktivite yaptırılıyor. Yine dönüyorum. Başka ne var? Moda merkezi var. Moda merkezinde defile yapıyorlar. Sahneye çıkıyorlar. Yine özel kıyafetler burada deniyorlar. Kullanılan kıyafetler burada kirli sepetinde konuluyor ve dezenfeksiyona gönderiliyor. Kesinlikle tekrar kullanılmıyor. Tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Burada makyajları, malzemeleri şuradaki bölümde kullanıyorlar. Tekrar dönüyorum. Başka neler var? Burada bir, evet, bu itfaiyecilerin bekleme odası burası. Yani az önce gösterdik ya, yangın söndürmeye gitmeden önce burada sıra sıra itfaiyeci kıyafetiyle bekliyorlar. Ve alarm verildiğinde hemen koşarak yangını söndürmeye gidiyorlar. Burası da böyle bir alan. Evet. Evet. Bunu tekrar göstermiş olduk. Burada bir hastane var. QS Hospital. Yine bir hastamız var. Burada çocuklar doktor oluyorlar. Ameliyata giriyorlar. İnsan vücudunu tanıyorlar. Organları tanıyorlar. Röntgenlere bakıyorlar. Evet. Burada bir de uzay merkezi var. Uzay merkezine geldiğinizde yine astronot kıyafetleri giyiyorsunuz bu defa. Ve burada gözlem odası, gezegenler, astronotlar, uzay mekikleri ve size hadi uzaya gidiyoruz hissiyatı veren bir ortamda yine çocukların güzel zaman geçirmesi sağlanıyor. Gezegenleri tanıyorlar. Burası gayet güzel, renkli bir ortam. Devam edelim. Çocuklarla beraber Ela Quality Resort Belek'teyseniz burası da böyle son derece donanımlı bir mini kulüp olarak, mini kulüpten daha öte çocuklar için bir yaşam alanı olarak hazırlanmış ve onları bekliyor.
Teşekkürler Şahin, çok sağ olasın. Rica ederim. Şahin kardeşimiz de burada bebişleri bekliyor. Evet, herkesi bekliyoruz. Kolay gelsin tekrar. Mini kulüpten sonra tabii ki gençleri unutmuyoruz. 12 yaşa kadardı mini kulüp. Şimdi 13 yaş ve üzeri çocuklar için teenage kulüp. Burada neler var? Tabii ki PlayStation. Hemen gözüme çarptı. Bilardo. Onlar için bir bar var. Oturma alanları, sohbet alanları yine daha genç arkadaşlarımızı burada bekliyor. Dart oynayabilirler. Veya burada oturup sohbet edebilirler. Akşamları da güzel ışıl ışıl bir hal alıyor burası. Teenage kulüpte bu şekilde. Yine havuzların yanı başında patisserie bölümü var. Burası da çay, kahve, dondurma, meyve çayları. Bakalım başka neler var. Evet. Çok güzel pastalar, tatlılar. Yürüyüşümüze ve El Aqua Alto Resort Belek turumuza, keşfimize devam ediyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta otelin gün içerisinde en keyifli olarak kullanabileceği noktadan bir tanesi. Özellikle aperatif almak için veya bir şeyler yudumlamak için sahil tarafına geldiğinizde bol bol deniz havasıyla çok da kaliteli, çok da sunumuyla başarılı noktaları kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Sofa Sinek Restoran. Burası akşam saatlerinde Güney Amerika mutfağının seçkin et ürünlerini, et lezzetini sunan bir alakart restoran olarak hizmet veriyor. Steakhouse olarak hizmet veriyor. Gündüzleri ise akşam saat 6'ya kadar çok keyifli ve güzel menülerle, çok da başarılı bir personelle, altını çiziyorum, çok da başarılı bir personelle misafirlerin gün içerisindeki atıştırma ve sinek keyiflerine keyif katıyor. Burada yine barkodla telefonundan açacağınız menülerde çok güzel salata çeşitleri, pizza çeşitleri, lahmacunlar, çok başarılı bir yaprak döner, bunun yanı sıra makarna çeşitleri, tatlı çeşitleri misafirlerin değerlendirmesini sunuluyor. Çok özel hamburgerler yapıyorlar. Homemade hamburgerler yapıyorlar. Sofa Sinek Restoran El Aqua Alto Resort'un yeni yapılan bölümlerinden bir tanesi. Hemen yan tarafında Bistro Bar var. Şimdi oraya da geçeceğim. Ama önce burayı göstermek istiyorum. Bol deniz havası. Denize birkaç adım mesafedeyiz. Bol deniz havası ve çok başarılı bir personelle, hızlı bir serviste, kaliteli malzemelerle misafirlerin dediğim gibi sinek keyiflerine keyif katıyorlar. Şöyle hızlıca ilerleyeceğim. Ve burada yine öne çıkan menü ürünü ise bence yaprak döner. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka değerlendirin. Bir de böyle güzel bir İskender menü. Canınızı çektirdim bilmiyorum, kusura bakmayın ama dediğim gibi eğer El Aqua Alto Resort Belek'e gelirseniz mutlaka sipariş vermeniz gereken tabaklardan bir tanesi. Çok yakında trend yaparız herhalde bu döneri. Öyle görünüyor. Öyle çok keyifli, çok hoş bir nokta olmuş. Buradan devam ettiğimizde, şöyle birkaç adım geçtiğimizde nereye geliyoruz? Sofa Bistro'ya geliyoruz. Burası da gece saat 12'ye kadar açık olan bar bölümü. Bu saatler değişebilir. Tekrar ediyorum, bu konseptle ilgili rezervasyon aşamasında mutlaka ofisimizdeki arkadaşlarımızdan bilgi almanızda fayda var. Çünkü ben şu anki güncel, hani bana verilen bilgileri aktarmaya çalışıyorum ama özellikle konseptle ilgili değişiklikler zaman zaman olabiliyor. Saatler değişebiliyor, içerik değişebiliyor. O yüzden rezervasyon aşamasında daha net bir şekilde sizlere bilgi verme şansımız olacaktır. Şimdi tekrar ediyorum, Sofa Bistro Bar bölümüne geldim. Çok donanımlı bir içecek konseptiyle bizi karşılıyor Sofa Bistro. Mesela burada 3-4 çeşit güzel marka bira var. Carlsberg, Miller, Beck's ve Guinness fiyata dahil olarak sunuluyor. Biraları saydım, içecekleri zaten görüyorsunuz. Burada gördüğümüz markaların hepsi konsepte dahil olarak sunuluyor. Şöyle bunu geniş bir şekilde söylemek istiyorum. Mesela Chivas'ımız, Ballantine's'ımız, Black Label, Jim Beam. Hemen arkada romlar var, gözüme çarptı. Bacardi, Havana, Captain Morgan var.
Siminoff'lar, Absolut'ler misafirlere konsepte dahil olarak sunuluyor. Karşıya baktığımda mesela tequila seviyorsanız Olmeca, hatta Olmeca Gold bile konsepte dahil. Benim gördüğüm Ultra Şedal konsepti içerisinde en başarılı içeriklerden bir tanesi. Yine kahve içmek isterseniz tabii illa alkolle bunu ölçmeyeceğiz. Schiller marka kaliteli kahve deneyimi, işte latte'ler, espresso'lar veya americano'lar burada tadabilirsiniz. Neredeyiz? Sofa Bistro'dayız. Gece 12'ye kadar hizmet verecek olan, bol bol deniz havasıyla, bol bol temiz havayla sizleri bekleyen bölümdeyiz. Bir tanesi hemen önündeki beyazlar içinde Galata Beach Kulüp, yetişkin misafiri kabul eden canlı DJ performans ve premium içecekler, lezzetli aperitiflerle sizleri keyiflendiren bir bölüm. Şimdi Ela Quality Resort Belek'te biraz da sahilden bahsetmek istiyorum size. Denize girmeye karar verip sahile geldiğiniz zaman önce şu noktadan, bu güzel görünümlü, tropik görünümlü noktadan havlularınızı aldıktan sonra hemen şöyle bir sahile giriş yapalım. Şimdi sahile geldik. Bugün Belek'te deniz güzel değildir efsanesini yıkacağız. Bu söylentinin ne kadar doğru olduğuna ya da ne kadar doğru olmadığına beraber karar vereceğiz. Ela Quality Resort Belek'teyiz. Sahile indik. Hemen karşımızda iskele var. Birazdan iskeleye çıkacağım. Çok da güzel bir bar var. Onun da detaylarını göstereceğim size. Sağ tarafımda bir şezlonglar, şemsiyeler bölümü. Sol tarafımda yine şezlonglar, şemsiyeler. Takribi yaklaşık burası 200-250 metre. Tahminen söylüyorum. Bir kumsal ve tamamen kum. Bol miktarda şezlong ve şemsiye var. Hemen onların arka tarafında da pavilyonlar var. Tropik görüntüleriyle gayet keyifli görünüyorlar ta buradan bile. Birazdan onların da bir tanesini yakından göstermeye çalışacağım size. Ve sahil tamamen kum dedik. Şimdi Belek bölgesinde genellikle şey denir ya, Belek'te deniz çok güzel olmuyor, pek rahat denize giremiyoruz falan denir ama bakın burada bizi nasıl bir deniz karşıladı. Tertemiz, pırıl pırıl, akvaryum gibi bir deniz. Hani Alaçatı'da mıyız? Mübarek. Bu kadar güzel bir deniz Belek'te ön yargılarınızı yıkacak bir görüntü. Ve çok derin değil. Bakın insanlar yürüyerek belki bir 20 metre kadar ilerlemişler. Birden derinleşmeyen, sığdan derine ve ince kum. Özellikle sabah saatlerinde saat 12'ye 1'e kadar bu bölgede deniz böyledir. Çok küçük yer yer çakıllar var ama kesinlikle rahatsız edici değil. Göz ardı edilebilir. Bunun dışında hemen hemen tamamen ince kum ve sığ. Ve tam bir aile tesisi. Küçük çocuklarla çok rahatlıkla denizi kullanabilirsiniz. Onların kumda oynamalarını veya denize girerken çok korkmadan rahat rahat yürüyerek girmelerini sağlayabilirsiniz. Bir de şu tarafı göstereyim. Evet, galiba ifade edebildim ne demek istediğimi. Ela Quality Resort Belek'in tam bir aile tesisi olduğunu bu görüntülerle, sahil özelliğiyle de galiba ifade edebilmiş olduk. Bol miktarda şezlong ve şemsiye var. Gerek havuzlar tarafında, gerek sahilde bu anlamda bir sıkıntı yaşanmadığını gözlemlediğimi de söyleyebilirim. Şimdi bir de iskeleye bakalım. Sırada iskele ve iskele bar var. Ela Quality Resort Belek'te bu güzel iskeleyi ve ben her zaman sevmişimdir iskele bar. Her otele lazım, olmazsa olmaz. İskele barı da görelim. Oo, yapmayın canım çekiyor. Aha bir tane daha. Hakikaten canım çekiyor, neyse. Kolay gelsin arkadaşlar, merhaba. Nasılsınız? Ela Quality Resort Belek'in kaliteli içecek konsepti
İskelede bile devam ediyor. Şöyle kısa bir görüntü alalım. Yine viski grubu, rom grubu, kokteyllerimiz. Kim var burada? Merhabalar, ben Serkan. Serkan, kolay gelsin. Serkan, hangi biralarımız var bu barda? Bu barda Carlsberg, 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 Miller, Miller, Beck's, Guinness. Tabii, tabii. Bunlar konsepte dahil olarak sunuluyor ve şişeyle sunuluyor. Tabii tabii, şöyle. Tamam, çok teşekkürler. İsterlerse draft, dilerlerse şişe. Evet, isterlerse fıçı bira. Import bütün viskilerimiz. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten gerçekten konseptin hakkı verilmiş. İskele'de bile bir kısıtlama yok. Hakikaten Ela Quality'yi tebrik etmek lazım bu açıdan. Teşekkürler kardeşim, sağ olasın. Sağ olasın. Şöyle iskeleyi de bir kısaca göstermek istiyorum size. Duşlar var, şezlonglar, şemsiyeler. Bunların hepsi ücretsiz olarak misafirlerin kullanımına sunulmuş. Burada herhangi bir ücretli alan var mı? İskelede ücretli bir alan var mı? Pavilyon falan yok. İskelenin tamamı misafirlerin, konaklayan misafirlerin hepsine ücretsiz olarak sunmuş durumda. Tüm şezlonglar, şemsiyeler ve iskelenin her köşesi misafirlerin kullanımına açık. Kolay gelsin. Merhaba. Dolayısıyla bol 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 şezlong, bol bol güneşlenme alanı. Herhangi bir ne havuzda, ne sahilde, ne de iskelede hani şezlong yok, şezlong bulamadık gibi bir şey söz konusu değil. Her yerde uygun alanlar gözlemleyebiliyorum. Otelin doluluk oranının yüksek olmasına rağmen. Bu da bir ayrıntı ama önemli bir ayrıntı, değil mi? Evet, iskelemizi de sizlerle paylaşmış olduk. Tekrar otele doğru geri dönüyorum. Şimdi sahile gelmişken pavilyonları göstermezsek olmaz. Pavilyonlar biraz daha sahil keyfini daha özel alanlarda, daha kişiye özel bölümlerde yaşamak isteyen, daha rahat ve konforlu yaşamak isteyen misafirler için. Burada çok güzel rahat koltuklar, tropik bir dekor var. Gayet güzel, keyifli bir dekoru var. Yine özel minderli şezlonglar. Ve gün boyu buraya yiyecek, içecek servisi de yapılmak kaydıyla, özel hizmet kaydıyla misafirlere rezervasyonlu ve ücretli olarak hizmet veriyor. Önceden mutlaka yer ayırtmanız gerekiyor. Belli bir bedel karşılığında gün boyunca menü dahilindeki yiyecek, içecek servisini butler dediğimiz görevli arkadaşlar tarafından burada alabiliyorsunuz. Zaten denize çok yakın bir mesafe. Bakın gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı şöyle bir 20-25 metre mesafede çok güzel bir sahilde sizi bekliyor. Arkamızda ise yani aslında tesisin gün içerisinde en keyifli olan noktalarının tam ortasında bulunuyor pavilyonlar. O yüzden değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Şurada dolaplarda ne var? İsterseniz bunu da bakalım, açıkta göstermeye çalışayım size. Çok güzel servis şeyleri var. Ha, minibar var. Kasa var. Değerli eşyalarını koymanız için. Yine pavilyonların menüsü burada bir barkodla sizlere sunulmuş. Minibar değil, mini buzdolabı var burada. Oo, hem de dolu. Harika. Böylelikle biz pavilyonun da minibarını sizlere sunmuş olduk. Kolamız, suyumuz, sodamız, meyve sularımız, sütlerimiz, biralarımız. Cips var, çok güzel. Hatta dondurma bile var. Yani pavilyon keyfi gerçekten, her şey elinizin altında, böyle çok nitelikli ve keyifli bir hale getirilmiş. Bu arada gördüğümüz o Miller'lar, Beck's'ler, şişe biraların hepsi otelin barlarında da tüm misafirlere yine konsept dahilinde ücretsiz olarak sunuluyor. Gözümüze çarpmışken onu da açıklamış olmak istedim. Ve pavilyonlar da böyle. Bir de şöyle dışarıdan gösterelim mi? Hatta biraz daha iniyorum sizin için. Bakın, sanki farklı bir atmosfer, çok doğal bir atmosfer, çok doğal bir dekor yapılmış. Ben beğendim. Sahile giderken veya çıktığınızda burada çok da şık, tertemiz giyinme soyunma noktası var. Aynı zamanda duşlar var. Böyle doğal bir dekor yapılmış taşlarla. Plajdan çıkış yaptığınızda böyle güzel bir duş keyfi yapabilir burada ve sonra tekrar
otele doğru devam edebilirsiniz. Artık hangi bölüme tekrar geçmek istiyorsanız. Ela Quality Resorts Belek'te çok da donanımlı bir spa merkezi var. Spa merkezine girişte ise önce bizi spora teşvik eden çok güzel bir noktadayım. Burası Fitness Center bölümü. Şöyle isterseniz bir kısa bir görüntü alayım. Fitness Center'ın iki bölümü oluşuyor. Birisi burada pres ve ağırlıkların bulunduğu bölüm. Diğer bölüm ise şurada daha çok kardiyo cihazlarının bulunduğu bölüm, yürüyüş bantlarının bulunduğu bölüm. Hoş geldin. Merhaba. Ben de fitness'e yükleniyorum. Nasılsın? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkürler. Sevcan Hanım burada sizleri bekliyor. Evet. Ela Okalti'ye geldiğiniz zaman önce biraz spor, sonra sauna ve masaj, değil mi? Peki, kolay gelsin. Hoşçakalın. Şimdi fitness alanımızı gördük. Bir de şöyle spa merkezine doğru ilerleyelim. Yavaş yavaş gelin, değil mi? Burada relax olmak lazım, yavaş olmak lazım. Biz öyle yapalım. Yine çok hoş kokularla, çok tatlı yumuşak müzik eşliğinde giriş yaptık spa merkezine. Otelde kalan misafirlerin buradaki alanları ücretsiz olarak giriş yapmaları mümkün. Tabii her zaman olduğu gibi masaj ve diğer bakım ürünleri, hizmetleri ekstra ücret tabi olacaktır. Merhabalar, kolay gelsin. Evet, sağ olun. Kısa bir görüntü alabilir miyim? Tabii. Teşekkürler. Burada havlular, peştemaller, misafirleri sunuluyor. Hemen karşısında giyinme odaları bölümü var. Biraz yavaş sesle konuşacağım. Kapalı havuz gözüme çarptı. Her ne kadar yaz aylarında çok tercih edilmese de, gördüğünüz gibi boş olsa da, yine de güneşten sakınan misafirimiz için kapalı havuz da oldukça kullanışlı. Son derece modern, bakın dekoru, görüntüsü. Hatta isterseniz dış alanı da var, bahçeye doğru açılan. Yine bütün havuzlarda engelli misafirlerimiz için buna uygun bir teknik donanım mevcut. Onların suya rahat giriş çıkışını sağlayacak. Kapalı havuz bölümünde bir de vitamin barımız var. Burası yine konsept dahilinde fresh içecekleri tadabileceğiniz, sizi rahatlatacak içecekler alabileceğiniz nokta. Hem kahve çeşitleri, hem böyle nane, limon, aynı zamanda portakal suları veya diğer meyve suları diyelim, burada sunuluyor. Şimdi devam ediyorum spa bölümündeki yürüyüşüme. Kapalı havuzda göstermiş olduk. Şöyle son bir görüntüyle buradan ayrılalım isterseniz. Çok güzel bir alana girdim. Işıklandırması müthiş. İçerideki koku da çok fresh ve rahatlatıcı bir koku. Daha girdiğiniz anda şöyle bir rahatlarsınız burada. Dinlenme alanları var karşıda. Dinlenme şezlongları mı demek lazım, yatakları mı demek lazım. Vitamin barın diğer tarafı, az önce göstermiştim. Bu barın arka tarafı kapalı havuz. Bu tarafa geçtiğimizde de burada bir havuz daha var. Çok güzel görünüyor. Çok davetkar görünüyor. Gece yıldız temalı. Hakikaten hoşmuş ya burası. Şöyle geriden biraz daha, hatta bir geniş açı yapayım isterseniz. Nasıl güzel, değil mi? Ela Quality Resort Belek'e geldiğinizde demek ki spa içinde
mutlaka zaman ayırmanız gerekiyor. Tabii seviyorsanız, hoşlanıyorsanız, böyle bir ortamda dinlenmek isterseniz yine bir relax bölüm. Ben içerideki kokuyla bile şöyle bir sakinledim yani, öyle söyleyeyim size. Çok etkileyici bir ortam, hem ışığıyla hem içerinin kokusuyla çok çok keyifli. Burada masaj odaları var. İçeride misafir olabilir diye oraya girmiyorum. Masaj odaları zaten 3 aşağı 5 yukarı konsepti biliyorsunuz. Bakalım, eğer müsait bir masaj odası varsa onu da örnek olarak göstermeye çalışacağım size. Bir tane buldum. Kimsenin olmadığı, yakaladım. Burada bir buhar odası var. Yine konsept dahilinde misafirlerin kullanabileceği ekstra ücret ödemeden. Bu tarafa döndüğümde hamama geldim. İçeride misafir olduğu için oraya girmedim. Burada sauna alanları var. İkinci sauna. Dışarıda dinlenme alanları yine. Çam kokusuyla dinlenmek isteyen misafire. Bir diğer sauna. Spa merkezinden çıkıp koridordan yavaş yavaş yürümeye başladığımızda alışveriş dükkanları bizleri karşılıyor. Bu koridorun sonunda da ana restoran var. Aynı zamanda şu anda lobinin bir alt katında bulunuyoruz. Lobi alanını gösterirken size bir zemin kattan bahsetmiştim ya, merdivenin aşağısı. İşte burası orası. Hemen üst tarafta lobi. Lobinin altında alışveriş dükkanlarının olduğu, mağazaların olduğu bölüm. Yine cam üfleme sanatıyla yapılmış. Lobideki büyük avizenin bir küçük boyu burada. Yine dikkatimizi çekiyor hem rengiyle hem yapısıyla, özel yapısıyla. Enderun restoran burası. El Aquality Resort'un ana restoranı kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini açık büfe olarak sunuyor otel burada misafirlerine. Yine tabii ki ultra şedai konsepti içerisinde. Ayrıca bir de gece büfesi. Gece saatlerini atıştırmayı seven misafirler için diyelim, öyle bir hizmet var. Yine şöyle girdiğimiz zaman zaten çok şık ve alımlı güzel bir restoran bizi karşıladı. Zaten görüntüler de bunu çok net ifade ediyor. Önce şöyle başlayalım. Büfede neler varmış, banketlerde neler sunuluyormuş. Unlu mamuller ve çorba bölümü bu köşede, girer girmez hemen sağ tarafımızda. Sonra şöyle yavaşça döneceğim. Pizzaların olduğu bölümden başlayarak tüm banketleri, tüm büfeleri sizlere sunmaya çalışacağım. Örnek teşkil etmesinden. Tabii ki bunlar günlük olarak değişiyor. Her gün aynı şeyler çıkmıyor El Aquality'de. Akşam yemeği veya öğle yemeği büfelerinde. Ama ben örnek olsun diye bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Büfe görüntülerinden sonra da oturma alanları ve teras kısmına kadar çıkacağım. Özellikle terası çok beğeniyorum ben. Şu büfeleri gösterdikten sonra şöyle meyvelerle devam edeceğim. Bu bölüm bittikten sonra terasa kadar yürüyerek tüm restoran alanını sizlerle paylaşmış olacağım.
Açık büfeye gezdik, yemeklerimizi aldık, tabaklarımız elimizde, kendimize oturacak yer bakıyoruz. Dilerseniz bu gördüğümüz kapalı alanda, klimatize alanda, dilerseniz de biraz sonra göstereceğim teras kısmında, açık alanda yemeğinizi alabilirsiniz. Tabii ki bebek misafirleri için de, çocuklarımız için de gayet güzel bebek sandalyeleri, mama sandalyeleri böyle dezenfekte edilmiş ve steril bir halde onları bekliyor. Çok miktarda burada bebek sandalyesi var çünkü sonuçta bir aile tesisi burası demiştik. İlerliyorum yavaş yavaş. Şöyle bakın, gayet güzel ışıklandırmalar, avizelerin altında. Ben bu düzeni hep bir evin salonu diye niteliyorum bazen. Çünkü gerçekten öyle. Masalar, sandalyeler her bölümde 3'er, 4'er, 5'er masa var. Farklı farklı bölümlere ayrılmış durumda. Böylelikle misafirler çok aşırı bir yığılma olmadan, aşırı bir kalabalık olmadan bir bölümde daha rahat bir şekilde bir özel bir restorana gelmiş gibi burada yemeklerini alabiliyorlar. Son derece güzel runner'lar, güzel bir masa düzeniyle şık bir sunum burada misafirleri bekliyor. Yavaş yavaş şuraya bir teras kısmını göstermek istiyorum. Teras kısmı aslında benim El Alcoati'de favori olan bölümlerinden bir tanesi ana restoranda. Çünkü çok güzel bir görüntüsü var. Birazdan orada size göstereceğim. Şöyle yavaş yavaş şuradan dönünce hemen terasa çıkıyoruz. Bakın şöyle. Evet. Özellikle sabah kahvaltı saatlerinde burayı çok seviyorum ben. Çok güzel kuş sesleri, havuzdan gelen su sesi, biraz da balıkları izleyerek çok keyifli bir kahvaltı yapılıyor burada. Şimdi burada benim gözlemlediğim şu, ana restoran teras kısmı sanki özel bir alakart restoran gibi.
gerek kullanılan renkler itibariyle gerek düzen anlamında baktığınızda sanki hani ücretli ve rezervasyon olarak kullanılan alakart restoranlar kadar titiz ve itina ile hazırlanmış bir masa düzeni var burada. Dolayısıyla ben teras kısmını biraz daha fazla seviyorum içeriye göre. Bir taraftan da bu dışarıdaki havuzun görüntüsü gayet güzel bir ambiyans katıyor. Şöyle az önceki masayı da sanırım bir kutlama var. Bir doğum günü olabilir ya da bir evlilik yıl dönemi olabilir. Arkadaşlarımız hazırlamışlar. Ana restoranın görüntüleri de bu şekilde sizlere sunmuş oldum. Şimdi bir de size Galata alakartı Rum tavernasını sonra La Salsa'yı göstermek istiyorum. İki tane alakartı da hazırlanmış ve detaylı halde sizlere sunacağım. Ve şimdi El Aqualti Resort Bele'in en iddialı alakartlarından bir diğerindeyiz. Galata tavernadayız. Burayı gündüz saatlerine videoma eklemiştim. Galata Beach Kulüp olarak anlatmıştım. 12 yaş üstü misafirleri canlı DJ müziği eşliğinde keyifli bir öğleden sonra geçirmelerini sağlayan bölümdü burası. Akşam saatlerinde ise gördüğünüz gibi taverna ortamına bürünüyor. Servisleri atılıyor ve mavili beyazlı şık dekoruyla misafirlere bu Rum ortamı yani Yunan Ege ortamı yine o bölgenin mezeleriyle Rum mezeleri, Yunan mezeleri, Ege mezeleri ve yine o bölgenin menüleriyle dilerseniz uzo, dilerseniz de rakımız eşliğinde keyifli bir akşam yemeği deneyimi yaşamaları sağlanıyor. Tabii ki rezervasyonlu ve ücretli olarak hizmet veriyor bu bölümde. Diğer alakartlarda olduğu gibi. Kenarındayız. Sahile çok yakınız. Çok keyifli bir ortamdayız. Burası da Güney Amerika mutfağının lezzetlerini sunuyor dedik. Yine usta şefler eşliğinde. Uruguay'ın, Arjantin'in, Şili'nin, Peru'nun, Meksika'nın, Kolombiya'nın menülerinden örnekler var burada. Yine rezervasyonlu ve servis ücreti karşılığında buradaki menülerden faydalanabilirsiniz. Çok güzel et yemekleri, çok güzel deniz yemekleri, çok güzel salatalar, çorbalar. Ve o ülkelere mahsus bazı lezzetleri burada deneyimleyebilirsiniz. Ve El Aqualti Resort Belek videomun da sonuna geldim. Umarım sizlerin tatil seçiminize, değerlendirmenize faydası olacak bir çalışma sunabilmişimdir. Eğer siz de böyle olduğunu düşünüyorsanız ve sizin seçiminize katkı sağlama karar verdiyseniz lütfen El Aqualti Resort Belek rezervasyonu için bizlere ulaşınız. Bizler de tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak buradaki keyifli tatilinize vesile olalım. Rezervasyonunuzu gerçekleştirelim istiyoruz. Ve yine videonun sonunda klasik bir YouTuber sözüyle videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyerek sizlere hoşça kalın diyoruz. Bir sonraki otellerimizde, güzel görüntülerimizde, videolarımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın.